Herkese selamlar. Bu videoda sizlere çok farklı bir açıdan sesleniyorum. Bugün aslında birazcık farklı bir konudan bahsedeceğim. Bir önceki aracım olan Clio'yu neden aldığımdan, neden onu tercih ettiğimden ve ne gibi sorunlar yaşadığımdan vesaire anlatmak istedim araba sürerken bir yandan. Aslında Clio'yu 2017 yılında, 2017 yazında aldım. Benim ilk arabamdı Clio. Yani mezun oldum, işe başladım. Sonrasında hemen arabalara olan sevgimden dolayı aslında hemen bir araba almayı düşündüm. Tabi buna girerken ilk başta o zamanlar piyasa bu kadar yüksek değildi 2021'deki kadar. 2017 yaz aylarıydı, Ağustos ayıydı. İşte 23-24 bin lira civarı bir para vardı elimde. O zamanlar işte alabileceğim birkaç araba vardı. Aslında Fiesta vardı, 2006, 2005, 2004. Bir Fiesta alabilirdim. Veya işte Clio alabilirdim. Veya Corsa bulabilirsem Corsa alabilirdim yine 23-24 bandına. Ama Fiesta bir tık daha yüksek kalıyordu, 26-27 civarı. Aslında aklımdaki araba Fiesta'ydı. Sonrasında otopazarına gittik İzmir'de, Kemalpaşa'ya. Biraz sahibinden de bakındık ama çok bir araba denk gelmedi. Otopazarına gittikten sonra orada çok fazla araba gördük. İşte 206 vardı, onunla konuştuk. Çok da beğendik, rengi vesaire çok güzeldi. Bordo renk bir 206 vardı. Bu arabaya da baktık, işte Corsa gördük. En son artık çıkmaya yakın Clio'yu gördük. İşte benim eski arabam olan Clio'yu. İşte bir bindik arabaya, sorduk vesaire. Dedik ki bir sürelim. Güzel görünüyor araba çünkü dıştan. Bir tur ben arabayı sürdüm. Sürünce zaten anlıyorsunuz araba alırken. Araba alanlar ve almayı düşünenler bu konuyu iyi bilirler. Arabayı alıp almayacağınızı aslında anlıyorsunuz. Çünkü arabanın içine sinmesi diye bir konu var. Ve gerçekten Clio benim içime sindi. Yani arabaya bindim ve arabanın sessiz olması, güzel olması, işte küçük bir araba olması beni çekti. Tabii o anda akrabalarımla beraber gitmiştik arabayı almaya. Ben çok deneyimli değildim araba konusunda. İşte araba ben almak istedim Clio'yu ama işte eniştem olsun, işte kuzenim olsun bana araba konusunda çok şey yaklaştılar. Yani 1-2 motor, işte bu araba seni üzebilir, işte canını sıkabilir, işte yokuşlarda vesaire çekme sorunu olabilir. Yani sıkıntılı bir araç olabilir gibi yaklaştılar oluyor ama ben içime sindiği için ben dedim bu arabayı alacağım. Arabada 8 tane hasar kaydı vardı, işte kaputunda boya vardı, yine birkaç noktasında da boya vardı çünkü güneş yanı çok oluyor Clio'larda. Bilenler bilir, Clio 2'den bahsediyorum. 2004 model 1-2 Clio bahsettiğim araç. Yine de ona rağmen anlaştık. İşte 100 lira bir kapora verdik o zaman. Pazartesi günü, yani pazar günüydü bu anlaşmamış. Pazartesi günü de alım satımı gerçekleştirdik. Şimdi ben ilk arabayı aldığımı hiç unutmuyorum. İşte 100 liralık bir benzin atıp iş yerine doğru giderken bayağı keyifliydim. Çünkü ilk defa bir araba almışsınız. Herkes bilir o duyguyu zaten araba alanlar. Güzel, her şey çok güzel. Araba sessiz, tam böyle yeni öğrenen ve işte arabayı kavramaya çalışan birisi için ideal, sakin, benzinli, düşük motor, LPG de yoktu arabada. Ve gerçekten memnun kaldım arabadan. Yani bir uzun bir sürede bir sıkıntı çıkarmadı bana. Yazın sonunda, yani yaz sonuna doğru arabanın bakım zamanı geldi aslında. Öğrenmiştik önceki sahibinden. Yine bir yağ, filtre vesaire bakımlarını yaptırdım. Onlar da işte çok düşük tutuyordu o zaman. Şu an biraz daha yüksek tabii fiyatlar. 200-250 lira civarına tüm bakımını, yağ değişimini vesaire yaptırabiliyordunuz Clio'nun o dönemde. Ya biraz daha süre geçti. İşte bir yıla yakın ben bu arabayı kullandım. Kış boyunca İzmir'deydim. Yazın ilk defa uzun yola çıkacaktım. Yani İzmir'den Kayseri'ye yolculuk yapacağım. Araçta şimdi bakımları zaten tamdı. Kış boyunca da çok kilometre binmediğim için çok büyük bir sıkıntı olmadı. Ama tam Kayseri yolculuğuna çıkmadan 3-4 gün kadar önce araba evin önünde bir anda yağı altından yere boşalttı. Allah Allah ne oldu? Çünkü ben çok anlamıyorum o dönemde arabadan. Ne olduğunu bir türlü anlayamadım vesaire, bir servis buldum. Tabi o zaman tanıdığım bir çevre de yok. Renault servisidir işte, tanıdıktır vesaire. Yani oradaki aradığım, internetten bulduğum numarayla beraber aslında çağırdım onları. Geldiler, arabayı baktılar, işte yağ kaçırıyordular. Yanlarında yağ da getirdiler. İşte yağ koya koya yavaş yavaş servise kadar gittik. Yine döktü yolda biraz daha. Şimdi servise vardığımızda bir kapak varmış motorun sağ alt tarafında. Tam adını hatırlayamıyorum şu an. O çıktığı için yerinden, normalde çıkması güç bir şeymiş. Yani çok binde bir ve şans bir durum. Bu yüzden aslında yağ tümden yere boşaltıyormuş araba. İşte onu yaptırınca, madem işte bu kadar araba buraya geldi, zaten yola da gideceğiz, hadi dedik bakımını da yaptıralım. Tamam, bakımını da yaptırdık. İşte İzmir'den Kayseri'ye gittim geldim. Bu arada anlatmışken uzun yol yakıt tüketiminden de bahsedeyim biraz. Şehir içinde aslında uzun yolda araba 5-5,5, işte 5'in altına indiğiniz durumlar da oluyor eğer sakin kullanırsınız. Bu söylediğim 90-110 aralığındaki hızlarda geçerli yakıt tüketimi. Ya araba Clio 1-2 ve 2, ya Clio 2 olunca, 2004 Clio olunca, yani 120 ve 110'dan sonra araba aslında çok da yorucu hale geliyor hızlı sürersiniz.
İşte 5,5-6 civarlarında bir yakıt tüketimi vardı arabanın. Şehir içinde ise yine 6-6,5. Maksimum böyle çok trafikli bir durumda da 7-7,5 civarı en fazla yaktığı yakıt. Bunu ekrandan değil, ben kendim ölçerek, takip ederek aldığım değerler. Şimdi işte uzun yola gittik geldik. Sonrasında arabada yine bir sıkıntı çıkmadı. Yani herkesin işte durmadan 1-2 kulyo az çeker, kötü olur, işte seni yorar demesine rağmen ben açıkçası çok memnun kaldım. Yani uzun yol performansında da aynı şekilde sakin bir araba. Çok sesli değil. Yani Fiesta dizel kullananlar belki biraz daha bilir. Arabalar birazcık ses çıkartıyor dizel motorlar Ford'da. Ama ona rağmen gayet memnundum. İşte LPG taktırmayı düşündüm sonrasında. Şimdi bir şeyler arıyorum yeni araba olduğu için. LPG taktırmak için işte tanıdık birini buldum. Kuzenimin aracılığıyla aslında bir abimiz vardı. O sağ olsun bu konuda bana yardımcı oldu. İşte gittiğimizde dedi ki ben bu arabaya LPG takarım. Ama dedi 1-2 kulyolarda bu LPG'ler çok sorun çıkarıyor. En iyisini taksan da çok sorun çıkarıyor. Bu yüzden ben sana tavsiye etmiyorum dedi. Yani yakıtı fazla ver ama buna takacağın LPG seni üzer dedi. Durmadan dedi servise gelirsin. Ben de dedim tamam, ben sana okeyim. Zaten bunun parasını hazırlamışız. Yani LPG'yi taktıracağız modunda gelmiştik sanayiye. Dedim o zaman ben bari bu arabanın trigerini değiştireyim. Trigger'i de 110 binde almıştım ben arabayı. Daha hiç değişmemişti o zaman. İşte 120-130 bin bu söylediğim civarlar. Trigger'ini değiştireceği zamanlar. Dedim ki tamam trigger'ini değiştirelim. İşte büyük bir bakım olsun arabaya. Trigger'ini değiştirdik. İşte devir daim değişti. Vesaire, arabaya güzel bir bakım daha yapmış oldum. Yani birazcık şeyim ben aslında. Arabalar konusunda titizim. Çünkü arabayı kullanıyorsanız değer vermeniz taraftarıyım ve o yüzden hep 10 bini işte hep 15 bini beklemeden aslında 8-9 binlerde 7 binlerde bazen yakıt değişimlerini yağ değişimlerini vesaire yapıyorum. Yani bunu da size de öneriyorum. Açıkçası arabaya çok biniyoruz ve arabalar masraflı araçlar. Yani Kayseri'ye giderken düşünsenize benim Konya'da yolda kaldığımı, kimseyi tanımıyorum. Yani bunun olmasını engellemek adına bakımı çok geciktirmemek en doğru hareket olur. Ya genel olarak kulyoyu kullandım. 2,5 yıla yakın kullandım. Sonrasında sattım. Bu Fiesta'ya geçiş yaptığımız için aslında aracı elimden çıkardım. Ama yani çok memnun olarak sattım. Arabadan kullanırken de memnundum. Satarken de aslında içim buruktu yani. Arabayı çok seviyordum. O yüzden ben 2004 model 1-2 Clio alacak arkadaşlar. Çok çekim sorunu yaşayacaklarını düşünmüyorum. Hep söylenen en büyük sıkıntısı bu aslında. İşte arabada çekmede sorun olur. Şöyle sorun olur, böyle sorun olur. İşte yolda yokuşta kalır. Alakası yok. Kelebekler Vadisi'ne gittim. Bilen bilir, Fethiye'de. Ve inanılmaz yokuşları var. Çok dik ve sert yokuşları var aslında. Buna oraya rağmen, o yokuşlara rağmen aslında çok rahat bir şekilde ben yokuşları çıkabildim. Klima da açıktı ve 2 kişiydik arabada. Hatta bavul falan da yüklüydü arkada. Yani çok büyük bir sıkıntı olmaz. Çekme sorunu düşünmeyin. Temiz bir araç. Çünkü çok kullanılmayan, çok el değiştirmeyen bir araç Clio'lar. Yani açıkçası ben çok memnun kaldım. Güneş yanığı da kronik olarak oluyor. Onu da söyleyeyim. Başka büyük bir sorunuyla karşılaşmadım ben şahsi olarak. Ama tabii ki de farklı sorunları olabilir. 2,5 yıla yakın ve yani 25-30 bin civarı kilometrede yaptım neredeyse yılda. Çünkü çok uzun yola gidip geldik. Yani genel olarak ben arabayı size öneririm. Yani ben de severek kullandım. Şu an olsa şu an yine kullanırım. Gayet de güzel bir araba. Tabii ki de 2021 piyasasında biraz fiyatların uçmasıyla beraber aslında şu anki durumda 70 binleri, 80 binleri görmüş fiyatlar var bu araba için. Ya açıkçası bu tabii ki de alma durumunu birazcık zorlaştırıyor. Çünkü 70 bin lira Clio 1-2 2004 model bir arabaya vermek ne kadar mantıklı, orası da ayrı tartışılır. Ama yani bu araba var elinizde ve almayı düşünüyorsanız ben şahsi olarak size öneririm bu arabayı. 23-24 bin civarını aldım ben ve çok memnundum o zaman. Yine olsa yine alırım, öyle söyleyeyim. Genel olarak bu araba hakkında düşüncelerim böyle. Yani bu açıdan da farklı bir video olsun istedim aslında. Araba kullanırken bir yerden bir yere gidiyorum zaten. Bir yandan da sizlere bu konuyu anlatmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.